Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Kahvaltımızı yaptık. Sonra dedik ki bugün yine bir parka gidelim. Ahlatlı Bel'e falan gidebiliriz. Atıştırmalık alalım. Orada çocuklar oynasın. Çimenin tadını çıkaralım. Güzel havanın tadını çıkaralım dedik. Hazırlanırken hatta şöyle şalımı yapıyordum. Dedim ki sizin içine çekeyim. Bir süredir yeni bir şal modeli yapıyorum. Hatta çok çok beğenenler var. Beyza mutlaka çek diyenler var. O yüzden bugün onu çekeceğim. Tabii ki böyle ara sıra beğenmeyenler de oluyor ama ben şahsen çok çok beğendiğim için bir süredir böyle yapıyorum. Bu model için ben Medine ipeği kullanıyorum. Farklı şallar da olabilir ama Medine ipeği, hele ki şu altında hiçbir şey olmayan, hani böyle tıftiği falan olmayan, püskülü olmayan şallar tercih edin derim. Medine ipeği biraz daha yapışan bir şal. Ben mesela şahsen normal yaptığımda onun görüntüsünü sevmiyorum. Çok yapışıyor bana göre surata. Çok böyle ne bileyim, çok yapışık duruyor gibi hissediyorum. Bu modelle öyle bir görüntü olmuyor. O benim hoşuma gidiyor. Evet, normal önden bağladım. Bir tarafı kısa, bir tarafı daha uzun. Ama şu kısa tarafını biraz daha uzun bir kısa olarak bırakıyorum. Yani arasında yine fark oluyor ama bu biraz daha yine uzun kalıyor. Çok çok kısa yapmıyorum. Yani şurada falan kalmıyor. Sonrasında normal sanki şal bağlar gibi, yani normal hep yaptığım şal modeli gibi şöyle alıp başımdan şöyle geçiriyorum ve şunu şuraya atıyorum. Yani normal hep yaptığım bir modelden, hatta şöyle düzelteyim. Hemen şunu bir iğneleyeceğim. Evet, iğneledikten sonra bu şekilde duruyor. Bu şekilde de tabii kullanabilirsiniz. Ama ben şu aslında kısa olaraktan bıraktığım tarafı şimdi şöyle duruyor arkadaşlar. Şu içe doğru, bu dışa doğru. En dışta kalan şu uzun parçayı alıyorum. Ve onu şöyle şurayı böyle düzelterekten, bakın bu şekilde, şuraya iğneliyorum. Burayı biraz daha uzun da bırakabilirsiniz. Daha kısa da bırakabilirsiniz. Bu şekilde şimdi iğneleyeceğim. Evet. Bakın şal modelim bu şekilde oluyor. Hatta şöyle arkasını falan da göstereyim size. Ben böyle çok seviyorum. Severek de kullanıyorum. Dediğim gibi ben Medine ipeği şallar kullanıyorum. Şifon, normal şifon kullanmıyorum. Çok onlar böyle nasıl diyeyim, sanki çok kayıyormuş gibi hissediyorum. Medine ipeği hem şık duruyor hem de böyle kolayca yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi ben hazırlandım. Mihruş'um da hazır sayılır. Sadece bandanasını takacağım. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Burak çay falan koydu bizim termoslara. Birazdan bir Hacı Baba'ya uğrayacağız. Oradan hurma falan, atıştırmalık bir şeyler alalım dedik. Evde çünkü hiçbir şey kalmamış. Onları alıp Ahlatlı Bel'e gideceğiz inşallah. Evet, o zaman birazdan çıkalım. Şu bal küpüne bir bakın. Şu kombinine bir bakın. Ay ay ay, kombinini göstereyim. Zaten düzgün içmiyor şu anda. Şunlara bakın, şunlara. Ağzından sütme akmış senin. Sütme akmış senin. Süt kız. Çok güzelmiş anne. Eymenim, bak bak. Efendim, yakışıklı paşa. Efendim anne. Muz alacak baba şimdi. Tamam mı? Muzunu bekliyor Eymen de. Çıktık arkadaşlar şimdi. Parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Şu ağzı bir silelim ya. Park, evet, parka gidiyoruz. Sen ne yapacaksın parkta? Oynayacak mısın? Scooter. Aa, scooter süreceksin, tamam. Geldik. Gelir gelmez çocukların üstlerini değiştirdik. Uzun şeyler giydirdik. Çünkü bayağı bir esiyor. Evet, bayağı bir esiyor arkadaşlar. Mihruş'um da artık bu koltuğuna geçti. Etrafı izlemek istiyor.
Değil mi? Üstünü... Yürüyüz kardeşim ya. Aynen, onun da üstünü uzun giydirdim. Çünkü dediğim gibi esiyor birazcık. Hani buz gibi hava değil ama estiği için kısa bırakmak istemedik. Şimdi üstünü de örteceğim hatta. He? Tamam, skuterı da alalım. Eymen buramın skuterı. Uykudan uyandı. Az uyudu ama olsun. Mihran! Mihran! Evet, geldik arkadaşlar. Yere serelim bu sefer dedik. Yani böyle bankta değil çünkü Eymen falan oynar diye düşünüyoruz. Ah, sandalyemizi de getirmiş babamız. Kamyon yoktu mu annem? Hemen bakıyor. Yani yok. Güneş çıkar mı sence? Ağacın altına geçelim mi? Yani... Sanki çok çıkmayacakmış gibi geldi. Oturalım, olmadı. Sonra oraya gideriz. Evet. Zaten çok fazla eşya getirmedik. Bugün hava kapalı zaten. Oh. Şaban gibi toparlarız. Her şey içine götürüp koyarız. Evet. Güzel, çok güzel. Yine eski olduğumuz yerdeyiz arkadaşlar. Şurada birileri var. Yani eşyalarını koymuşlar. Zaten biz burada oturmak istemiyorduk. Çünkü Eymen bura muhtemelen şuralarda oynayacak. Bir şey diyeyim mi? Güneş böyle ara ara çıkarsa bizi yakabilir. Şu ağacın gölgesine geçebiliriz. Oraya mı diyorsun? Çok esmez mi? Şu anlık kalalım burada bence. Çok tamam. Eser bence. Hadi tamam. Bu arada Mihruş'uma göstereyim. Hayatının şokunu yaşadı yavrum. Böyle etrafı izliyor. Tipe bakın tipe. Güneş vuruyor ya biraz böyle hani şey ışık öyle diyeyim. Hoşuna mı gitti? Böyle etrafı izlemek. Oturmak. Bir dakika bu. Peki evet küçük olabilirim ama ben artık oturup etrafı izlemek istiyorum. Seni izlemek istemiyorum anne de. Efendim anne. Ama neredeydi ya? Annem ya. Onlar gitti. Allah'ım yerim bugün seni. Bugün çalışmıyorlarmış ya. Seni ısıra ısıra yerim. Bugün çalışmıyorlarmış anne. Bunu sellemez değil mi? Yok yok, bir şey olmaz. Hatta baba, hafif böyle kapatımsı baba gibi yaparsam. Bak Eymen Bura ne var burada? Topun var. Top oynayalım hadi. Kamyonun da burada. Babacığım skutura yolda binmemiz lazım. O yukarıda yol var ya. Ya da şuradaki yolda binelim. Çok heves etti bence. Evet. Hadi bak. Birazcık sürsün. Skuturunu al, götür babacığım. Götür, geliyorum ben. Annesi taşıyabiliyor musun skuturu? Biliyorum. Kaldır götür babacığım. Hadi. Ben de burayı seni yaratıyorum. Tipe bakın tipe. Oy seni yaradı. Bu bunda dursun biraz evet, ya. Evet evet, çok sevdi. Hadi gel. Gel. Annesi öyle de biraz gelme. Muz yedirsin anne sana he Mihra. Bunun burası açınca daha da düşer. Gönlüm açtı. Evet evet. Birazcık şöyle açalım da etrafı şöyle görsün. Evet, biz oluşumla parkımıza geldik. En bir sevdiğimiz park. Evet, çocuklar tekbir eşliğinde sallanıyorlardı. Babacığım hadi hopla. Hop hop. Evet, sultanım şurada. Mihraş'ımla beraber. Ben de oluşumla parktayım. Babacığım oraya hep taş doldurmuşlar. Onun için olmuyor. Hadi yürü bakalım. İstediğine binebilirsin. Traktöre gidelim mi? Traktöre. Tamam, şu an kamyonla oynuyor. Ben de şöyle çaylarımızı koydum termoslara. Şurada Burak bir şeyler almış. Onlara bir bakalım. Biraz hurma almış ve birazcık kayısı almış. Ondan sonracığıma şurada kirazımız var. Az önce muz yedik birazcık. Ondan sonracığıma o şekilde... Ay dur dur, onları az önce bir takipçimle karşılaştım arkadaşlar. Çok tatlı birisiydi. Buradan tekrardan selamlarımı iletiyorum. Şimdi Eymen burayla babası parktalar. Biz de Mihroş'umla buradayız. Mihroş kamyonuyla oynuyor. Az önce bir poşet uçtu. Hemen koştum aldım onu, çöpe attım. Ondan sonracığıma öyle şimdi biraz keyif yapacağız. İşte havanın tadını çıkaracağız. Sakinliğin tadını çıkaracağız. Zaten kızım da sakin sakin oynuyor. Değil mi Mihra? Hiç hiç bakın. Hayat umurunda değil. Yeter ki kamyonuyla oynasın yavrum. Evet. Sonra tekrardan görüşürüz. Aha düştü mü? Ne dedin annem? Kamyon yok burada annem. Hurma mı yiyorsun sen?
Hurma mı? Isıracak mı? Çocuklara daldı. Gelmiş bana su getirmiş. He? Kız kiraz yedi. Evet. He? Oh, hala yiyor ağzında. Şapkamızı takalım ya. Neredeymiş Mihran'ın papatya şapkası? He? Güneş vuruyor. Değil mi? Oo, Balkız. Balkız. Eymen. Babacığım skuterini al, sür orada. Sür bakayım Eymen. Sür sür. Yavrum benim. Uy! Eymen'e uy! Şimdi gidiyoruz. Birazcık dolaşacağız, yürüyüş yapacağız. Burası çok güzel değil mi ya? Evet. Oh. Efendim annem? Çevir babacığım. Az geliyor sana ya. Oh. Bir sır bakalım. Sağa meyledi ya, sağa dönüyor. Şunlara bakın, şunlara. Anneleri de burada. Hadi yürü İmen. Biz çıktık. Valla çok güzeldi. Yürüyüş yaptık. Doğanın tadını çıkardık. Hemen burası skuter sürdü. Biraz daha parkta oynadı. Sonrasında dediğim gibi çıktık. Hastaneye geldik. Mihran'ın hastanesine. Burada Burak bir rapor yazdıracaktı. Onun için gittim. Sonrasında geldi. Doktorlar Mihra'yı tekrar görmek istediler. Mihra'yı şimdi aldı götürdü. Birazdan geleceklermiş. Orada bir tekrar kontrol edeceklermiş Mihruş'umuzu. Öyle yani, birazdan gelecekler, sonra ne yaparız bilmiyorum ama güzel bir gün oluyor. Oldu, şimdi burada uyudu. Biliyorsunuz ondan önce çok az uyumuştu, o yüzden birazcık daha uyudu. Öyle yani, ben de arabada bekliyorum Minnoş. Tansiyonum düştü diye beni yemeğe getirdi. Evet, baktım sultanın gidici, dedim yürü yemeğe gidelim. Evet, Mihram'ıza ben hemen hazırladım ek gıdasını. Babişkosu da yediriyor. Aynen. Eymen buram da burada. Bu şekilde. Eymen buraya çocuk mantısı söyledik. Evet. Geçen Eymen bura diyorum. Burak istediği mantarlı soslu tavuk falan işte güzel bir şey denemişti. Ondan söyledik ikimiz de şimdi. Ben deneyememiştim. O zaman diş randevum vardı biliyorsunuz. Yiyememiştim. Şimdi yiyebilirim ama. Evet, Kimbo kafeye geldik. Aynen. Arkadyum'daki. Evet. Biraz da dolaşırız değil mi? Zaten... O abi benim nesini seviyor biliyor musun? Ufak ya. Az bir öz değil mi? Hepsini gezmiş gibi oluyor. Aynen. Mesela büyük bir AVM'ye gittiğimde hep bir yarım kalıyor. Teşekkür evet. ederiz abi. Çok büyük bir AVM'ye gittiğimizde sanki hep yarım kalıyor o AVM evet, gibi. Evet, burada bir de karışık da değil. Çok evet. güzel. Eymen'in evet. çocuk mantısı geldi. Evet annem, ye bakalım hadi. Eman buranın yeni oyun mekanı da burada. Evet, yukarıda. Çok seviyor. Domatesi yemeye çalışıyor. Bakın bakın. Ben olurum seni yaradan. Seni de yaradan. Oh. Döke saça yesin. Yağlı baldı, yağlı baldı. Şöyle yapayım. Heh. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Mihroş'un mamasını yedi, şimdi de annesi mantı verdi. Onu yemeye çalışıyor. Zaten baharatsız bir şekilde çocuk mantısı evet. olduğu için hani öyle salçadır, sarımsaklı falan yok. Evet. O yüzden veriyorum şimdi, böyle bölüyorum birazcık. Yiyor. Evet. Hadi bakalım.
mutfakta benim, arkada gözüküyor. Aynen, bugün benim yedirmemi istedi. Hadi afiyet olsun bakalım. Hani biz benim kızıma. Güzel mi mantı? Kendisini verene kurban. Ayaklarım. Oy. Desene kızım bir yazı getiremedik desene. Giyindiğim üstlere bakın de. He? Aynen. Evet. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Bir sostu böyle. Tavuk, yanında patates ve sebze var. Hadi bakalım sana güveniyorum. Hadi bize afiyet olsun. Ne yapıyorsun bakayım? Yavrum. Senin, bu dükkan aynen. Dedik birazcık dolaşalım. Zaten ikinci kattayız. Daha yeni başladı ama ilk kat bitti. Oran lavabolar var. Tuvaletler var. Gel bakalım. Aa çok severim. Gel babacığım. Hadi tut bakayım bebek arabasından. Aynen oraya bir giresim var. Oraya girmeden olur mu ya? Olmaz tabii ki ya. Ne var orada? Balonlar mı var? Koşturuşa koşturuşa. Biz biraz dolaştık. Şimdi evdeyiz. Eymen bura zaten direktmen. Mutfağına koştu arkadaşlar. Baba. Ne? Bana ay karpuz mu verdin bana? Al bakalım. Bakın bakın. Çok seviyor mutfağını. Sürekli orada bize güya yemekler yapıyor. Sebzeler, meyveler kesiyor. Mihruş'um da şimdi yatağında. Ben de şimdi biraz dinleneceğim çocuklar da şey yaparken. Zaten onlar da bir yarım saate falan yatacaklar arkadaşlar. Ne oldu? Burak yine bir şeyler gördü, süpürüyor. Dayanamadı. Sabah süpürge yapmıştım. Efendim annem? Ay teşekkür ederim. Ay dur ben onları boyayacağım daha. Şunları getiriyor bana. Al bakalım. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Güzel. Ne oldu? Tam açtım diyorsun ya güzel mi? Oho. Güzelsin güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani kime kızım? Süsleniyor? Vallahi parçalarım ya, seni. Ya sana sultanım. Canım benim. Evet. Balım. Güzel kızım. Evet Burak. Spora gitti arkadaşlar. Evet. Beyefendi diyete başladı. Ya yoksa sen bana bugün o yüzden mi istedire soslu mantar yedin? Çünkü ben şu an açım. Vallahi hayatım artık diyet yapıyorum biliyorsun. Sağlıklı beslenme. Aa, beni olaya karıştırma. Spor. Bak açım şu anda. Olsun. Bana biraz ayak uydurur. Sen benim için de moral, motivasyon. Ve o kadar da güzel. Kendim ama yani. Şimdi dürüm söyleyeceğim. Allah Allah. Allah Allah. Ben ne yapacağım? İzleyeceğim mi? Ya işte ilk günden neyse. Birazcık... Giderim nefsini içeride, şey yapman lazım. Sade kahvemi içer. Keyfime bakarım. Yok ya ben çok aç kalıyorum öbür türlü. Bilmiyorum neden. Ya ben son zamanlar biliyorsun tatlıyı biraz abarttım. Hep abartıyorum zaten. Tatlıyı çok seviyorum. Dedim ki artık yeter. Ama bir kere bozduğun an evet. Diyecekler ki sen Burak niye diyet yapmıyor musun? Tamam canım yapacağım işte. Bir süre yapacağım yani. Artık cheat day'ler arada olacak yani. Ama şu anda hedefim Mihra Aksam'ın doğum gününe kadar devam etmek. Diyetime ve spora. Spora zaten artık hep yapmak istiyorum. Bedenen hem zinde olmak için. İnşallah. Bir de şimdi üçüncü bebek konusu şey gelince Burak evet. Dedi ki yok dedi benim biraz kilo vermem lazım. deniyor ya hani ne kadar sağlıklı olursanız süreç o kadar iyi ilerliyor. Hani çocuklar için yani aslında öyle mi diyorlardı? Nasıl tüp bebek için hani sağlıklı olmak. Zaten bileyim. Tüp bebek için bize şey denmişti hani biraz daha beslenmede biraz daha düzgün. Ben işte elimden geleni zaten yapmaya çalışıyorum da ben çok hani karbonhidratı azaltabilen bir insan değilim. Yerim evet. Yani arkadaşlar. Ben her yerim yani. Evet bir yandan işte arkadaşımın yaptığı bir macun vardı. Tam hani tam tüp bebek öncesi evet. Kullanılmalık çok güzel bir şey. Adım adım annelik. Aynen.
Onu şimdi kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum sabahları. Faydalarını şuraya bir yere eklerim arkadaşlar. Bu bir işbirliği değil arkadaşlar. Evet, tamamen arkadaşlar zaten Beyza Hanım. Aynen. Ya ben zaten uzun süredir etkisini gören insanların yazdığı mesajları sayfasında okuyordum. Evet. Bu tüp bebek süreci olacağı için de öncesinde hani tüp bebek için daha faydalı olacağını düşündüğüm için kullanmak istedim. Hatta direkt Burak'a sayfası, da kullandırıyorum. Evet, sayfasını bırakalım. Girip sayfadan bahsedelim. Aynen öyle. Daha güzel olur. Dediğim gibi sayfasına zaten insanların yazdığı mesajları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Öyle yani. Biz de başlıyoruz yavaştan Allah'ın izniyle. Ya tüp bebeğe ne zaman başlıyorsunuz, ne olacak ne bitecek diye soranlar da oluyor. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar, aslında görüşmelere başladık. Evet. Bayramdan birkaç gün önce biz olayı öğrendik ve bayramdan dolayı bir randevu oluşturamadık. Şimdi bayram sonrası da randevu oluşturduk. En erken haftaya pazartesi randevu verdiler. Intergen verdi. Biliyorsunuz Intergen ve tüp bebek merkezi ayrı ayrı oluyor. Intergen'in yaptığı özel PGD testleri, çocuk sağlıklı mı, evet, işte kemik iliği uyum sağlayan testler yapıyorlar. Ve o testler farklı oluyor. Intergen'le işte haftaya anlaşmamızı yapacağız inşallah. Zaten birçok kez görüşmüştük ama işte anlaşıp son kez her şeyin üstünden geçmek istiyoruz. Sonra tüp bebek merkezi arayışındayız şu anda. Araştırıyoruz hala. Birkaç yerden fiyat aldık. Hala birkaç yerden alıyoruz. İllaki yapanlar da vardır takipçilerimizden diye zannediyorum. Hani sizin de önereceğiniz yerler varsa oralara da bakabiliriz. Ama biz böyle güzel birkaç tane yer bulduk. Şu anda görüşüyoruz. Aynen. Intergen'le görüştükten ve anlaştıktan sonra orayla anlaşmayı planlıyoruz. Aynen. Çünkü onlar entegre gidiyorlar. Yani tüp bebek bazı işlemler yapıyor. Intergen bazı işlemler yapıyor ama şu an şöyle bir durum var. Intergen süreci bir 2-2,5 ay sürecek gibi duruyor. Çünkü biz VES testi vermiştik hatırlarsanız. Orada acilen ilk olarak Mihri Aksa'nın her şeyine bakıldı. Ve o çıkan şeylerde bizim taşıyıcılıklarımız var mı onlara bakıldı. Ondan sonra da Beyza Hanım'la benim ayrıntılı hani başka taşıyıcılıklarımız var mı onlara bakılıyor. Onun dışında yine bazı kan testleri de olacak. Bunların işte hepsi buna PGD mi deniyordu? Ona mı deniyordu yoksa? Yok, PGD farklı oluyor. Ayrıştırmada olan yani şey. Bu süreç bir iki ayımızı en az alacak gibi duruyor. İki ayın sonunda da tüp bebek merkeziyle bir çalışmalar başlıyor. Ama bu ikisi entegre ilerliyor. Yani tüp bebek merkezi onlara bir şeyler gönderiyor. Onlar bakıyorlar, testler yapıyorlar, oraya gönderiyorlar. Derken yaklaşık herhalde bir 3 ayımızı alacak bu süreç değil mi hayatım? Aynen. 3 hatta belki 3-4 ay yani bilemiyoruz. Aynen. Hayırlısı olsun. Yani biz sanmıştık ki hemen olur diye sanmıştık. Evet. Ama testler, mesler vesaire normal bir tüp bebek olmadığı için biraz daha sürebiliyor. Evet. Geç olsun güç olmasın. Evet, biz sonuçta... Normal süreç de ne kadar sürüyordu? 2 hafta falan mı sürüyordu normal tüp bebek süreci? Herhalde o da bir 2-3 hafta sürüyor yani. Yani belirli bir sürece geldiğinizde ilaçlara başlanıyor. Evet. Sonra hemencek zaten tüp bebek oluyor ve 2 hafta, aynen, sonra test yapılıyor genelde. Şimdi, tabii bizde şimdi HLA uyumlu olabilecek şeyler bulunması gerektiği için bizim süreç biraz daha uzun sürüyor. Aynen. Daha da maliyetli oluyor. Yani mesela genetik merkezi ayrı bir şey oluyor, masrafı oluyor. Tüp bebek yerinin ayrı bir masrafı oluyor. Öyle inşallah bakalım ya, heyecanlıyız. Üçüncü, evet, evladımız için çok heyecanlıyım. Valla ben çok sabırsızım evet, ya. Alıştın mı sürece de hani böyle? Evet. O fikre bayağı bir alıştık. Benim zaten aklımda olan ara sıra gelip giden bir şeydi zaten yani, benim. Burak'ın hiç aklında yoktu aslında. Evet. Nasıl hissediyorsun şu an? Çok güzel hissediyorum ya. Böyle kendime yakıştırıyorum neden. Hayalini fazla, kurabiliyorsun evet, değil mi? Evet, fazla çocuk fazla şey böyle. Ay. Ama biliyordum ben, biliyor musun? İçimde hep bir his vardı. Hani şey yönden bir his vardı. Sanki hayatımızda bir gün bir üçüncü çocuk olacakmış hissi vardı. Hani hatta o yüzden ben o düşüncelere kapılmıştım. Anasın demek ki hissediyorsun. Vallahi öyle arkadaşlar. Heyecanlı bir süreç bizi bekliyor. Evet. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Hissetmeyin. Umarım güzel de geçer. Yani evet, bilemeyiz tabii ki. Yani işi uzmanlarına bırakacağız. Yani uzmanlarına bırakacağız. Sonra da Allah'a bırakacağız. Yani Allah ne derse olur sonuçta. Sonuçta milyarda bir de olsa, milyonda bir de olsa farklı şeyler var. Mesela HLA uyumlu olmama gibi bir ihtimal var ama çok düşük.
Çünkü çok ciddi laboratuvar şeyleri yapıyorlar. Deneyleri, testleri yapıyorlar. Ya biz tedbirimizi alıyoruz. Evet. Takdir Allah'tan. Takdir Allah'tan. Ne derse olur. Aynen öyle. Ama bunu yapan ailelerle görüştüm. Evet. Hatta daha öncesinde görüşmüştüm. Biliyorum, sen bayağıdır görüşüyorsun hepsini. Yani gerçekten bu süreçlerden geçen işte kemik iliği uyusun diye hadi tüp bebekle bebek sahibi olan insanlar ve bunun uyan da gerçekten çok insan var. Sen Fanconi animesini ilk öğrendiğimizden beri araştırıyorsun bu işi. Evet. Yani Almanya'daki doktorlarla da görüştüm. Aynen. İşte bilmem ne sürekli bir görüşme. Ailelerle de görüştüm. Falan filan. Öyle yani. Öyle. Hayırlısı Rabbim'den inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Duanınızı eksik etmeyin. Rabbim bu süreçlere giren herkesin yardımcısı olsun. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifa versin inşallah. Öyle hepsi birer imtihan gençler. Umutsuz olmayın. Her şeyin öyle bir gelişmiş ki teknoloji. Her şeyin bir çözümü var. Yani genetik hocamız Serdar Hoca mesela Intergen diyor ki ya belki 20-30 sene sonra kim bilir bu şu anki bu hastalıkların bile bir çözümü olacak Allah'ın izniyle dedi yani. İnşallah. Kanser hastalıkları, lösemi hastalıkları. Belki de vardır da biz bilmiyoruz işte böyle hani. Olabilir tabii. Bu işleri yapan insanların. Garip ya bakalım hayırlısı Allah'tan. Hayırlısı evet, olsun. Böyle. Yine coştuk. Ağzımız coştu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.